Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, gösterişli de duran çıtı pıtı bir model anlatmak istiyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. 4 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Ve hafif büyük bir zürafa yaparak bir yuva oluşturuyorum. Ve yapmış olduğum yuvada geri dönüyorum. Ve içine 3 tane sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadının nasıl yapıldığını da daha önceki videomda anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. İkinci sinek kanadımı yapıyorum. Üçüncü sinek kanadımı da tamamlıyorum. Zürafanın içine 3 tane sinek kanadı yaptım. Ve devamında 4 tane zürafa yapacağım. Bir, İki, üç ve dördüncü zürafamı yapıyorum. Buraya bir zürafa daha yapıp sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Pardon, kuyumcu kafası yapacağım. Buraya 5 tane zürafa yapmış oldum. Bu son yaptığım zürafanın içine batıp oraya çift düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Hemen bir zürafa boyu boşluk bırakarak aşağıya iniyorum. Ve buraya bir kuyumcu kafesi oluşturdum. Ben araya 4 tane kuyumcu kafesi yapacağım. İkinci kuyumcu kafesimi de tamamlamış oldum. Zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine çift düğüm atıyorum. Hemen bir zürafa boyu boşluk bırakarak oraya ipimi sabitliyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Zürafamın içine çift düğüm attım. Ve kuyumcu kafesimi tamamlıyorum. 4 tane kuyumcu kafesi yapmış oldum. Devamında 4 tane zürafa yapıyorum. Ve dördüncü zürafamı yaptım arkadaşlar. Hemen
Yanına bir yuva oluşturup yapmış olduğum yuvada geri dönüyorum. Ve içine 3 tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Ben buradaki modelimi tamamladım arkadaşlar. Sinek kanatlarımı tamamladım. Devamında 4 tane zürafa yaptım. Ve hemen modelimizin yapılışına geçelim üst kısmının. Buradaki sinek kanadıma ipimi sabitliyorum. Sabitledim arkadaşlar. Buraya 3 tane sinek kanadı yapacağım. Evet arkadaşlar, ilk sinek kanadımı yaptım. Hemen ikinciyi yapıyorum. Ve üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Evet hanımlar. Yani bir sinek kanadının içine 3 tane sinek kanadı yaptım. Hemen yanındaki sinek kanadına geçiyorum. Arada böyle modelimi kasmayacak şekilde bir ip bırakıyorum ve geçişimi yapıyorum. İpimi oraya sıkılıyorum ve devamında yine 3 tane sinek kanadı yapıyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar ellerini alıştırabilmek için bu modeli yaparlarsa verimli olurlar. Çünkü sinek kanadı tekniği üzerine devam ediyor. Sinek kanatlarınız daha düzgün olacaktır bu şekilde. Yapa yapa alışacaksınız. Yaptım arkadaşlar. Ve modelimi şu şekilde elimle yukarıya doğru gerdiriyorum. Daha düzgün ve ütülü gibi oluyor. İpim renginden dolayı biraz parlıyor. Hemen son sinek kanadıma geçip ipimi sabitledim. Yine 3 tane sinek kanadı yapıyorum. Ve son sinek kanadımı da artık tamamlıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Ve buradaki fazlalık iplerimi kesiyorum. Bu şekilde oluyor çiçeklerim.
Ben hemen diğer rengi de tamamlayıp sizlere göstermek istiyorum. Hemen ben diğer rengimi de tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle basit, ince, çıtı pıtı bir model oluyor. Küçük küçük çiçekleri olan, kır çiçeklerini andıran bir görünümü var. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.